Zamanlama buralarda da var. Bunu da mesela şöyle gördüm. Bu arada ben demin lafınızı Çok tecrübesiz. söylemedim. Evet. E, süre konusunda Acun da bugün sizin de aynı şeyi söylüyor. Fakat tek onun söylediği şey şu. Galatasaray orada önde olduğu için uzatma dakikasını 6 dakika verdi. Sadece Vard'a 9 dakikaydı. Ona rağmen 6 dakika verdi çünkü Galatasaray öndeydi. Ben tam tersini Onu söylüyorum. Diyor, ama dakika ne dakika ne zaman belki diyor Kasımpaşa gol kazanacaktı. Diyor, ne zaman gol oldu diyor 6 dakikalık uzatmayı da fazlasıyla uzattı Hayır, bu sefer. Hayır Sevinç'ten yani. uzattı. Ya ben bir şey sana söylüyorum. Uzatsaydı belki Kasımpaşa kazanacaktı. Ya Tabii. biz Ender bir günü kulakları çınlasın. Yayında dedi ki bir gün ya dedi takım 5-0 galip 3 dakika uzatıyorsun. Ya kardeşim normal uzat belki 6 olur. Belki rakip bir gol atar. Yani bugün İngiltere'de bunu görüyor muyuz? Görmüyoruz. En doğrusunu Beşiktaş-Kayseri maçında yaptı Hakem. 12 dakika uzattı. Tam şey, saniyesinde bitirdi. Evet. Şimdi bir şey söylüyorum. Sevgili Kolay uzatmada Beşiktaş gol attı mı? Attı değil mi? Evet. E tamam ben Beşiktaş'da 2-0 galip 3 dakika deseydin ne olacaktı? O gol gidebilirdi. Doğru mu söylüyorsun? Kural ne diyor? Tam, ne kadar evet, durduysa o kadar oynar. Ben de olur. diyorum ki 17 dakika uzatsaydı da keşke Hakem. Belki Kasımpaşa kazanacaktı. Ya sen kasım Kasımpaşa'nın hakkını yiyemezsin. İşin gerçeği Benim söylediğim bu. Ben hakem üzerinden okumuyorum. Ama hakemle ilgili var. Zaman yönetimi sıkıntılı. Oyunda, oyunda e, kon, oyun kontrolünü sıkıntılı. Maç yönetimi sıkıntılı. Avantaj kuralları sıkıntılı. Öyle mi? Ve oyuncuların kendi... Mesela insanlar bir kısım eleştirdi. Ya yapma Aytaç Kara. Seni kartla o kadar yüklendi ki kart bile göstermedi sana. Bak insan o oyuncuların üzerine geldi, o hareketlere kart bile göstermedi diyor. Şimdi tecrübesiz bir hakem ilk kez Galatasaray maçına geliyor. Acun Bey çıktı, konuştuyor orada. Peki Galatasaray takım, Laboratuvar takımı bu hakem Fenerbahçe maçına verilseydi önce. Niye verilmemiş? Galatasaray'a veriyorsun ilk kez büyük bir maça. 25 yaşındaki bir adamı, ondan büyük adam var. Mert'es 38 yaşında ya. Bir dakika heyecanlanırsın, karar veremezsin. Var yönetti. Yardımcı müdahale etti. Onu ben üzerinden okumuyorum. Ben Galatasaray'ın beraberliğini Okan Buruk'a ya yazarım. Benim gibi. Aynen. <laughs> ya kardeşim neyin rotasyonu? 5 gün sonra Liga maçı. 5 gün sonra. Bugün altını çiziyorum. Torreira, Fred ve Gerson Fernandes'in yedekleri yok alternatifleri yok üç takımda? Var mı bana söyle. Doğru, doğru. Varsa ben bir şey bilmiyorum. Üçünün de yok. Fred'i oyunu alıyorsun. Maç kurtuluyor. Doğru mu abi? İki 0a geliyor. Torayır'ı oyunu alsan maç kurtulacak. Niye almıyorsun? Sonra diyorsun ki maçtan sonra oyunu aldığım oyuncuları karşılığı almadın. Bak bir söz var atasözü. İlk iliği kaçıran düğmeleri yıklayamazmış diye. Yanlış kadro çıkardın toparlayamadın. Devre arası Cüneyt Şen'le yaptığımda de... Programda ne dedim? Aa senin orta sahası SOS veriyor. Buraya müdahale etmesi lazım. 3-1 garanti gibi görmemesi lazım dedim. Gazetedeki bütün insan abi sen uyardın diyorlar. Ben uyardım da yandakiler Okan Hoca'yı uyarmamış ya. Siz ne iş yapıyorsunuz? Okan Hoca'nın yardımcıları. Siz müdahale edeceksiniz ya. Diyeceksiniz ki hocam Torreira'yı atalım. bir 45 dakika da oynayacak gücü de mi yok ya? Davison Sanchez'in bir 45 dakika oynayacak gücü mü yok ya? Alsan maç 3-1 bitecek. Belki 4-1, 5-1 olacak. Sen niye Icardi'yi çıkardın oyundan? Niye çıkardın? Adam çıkarken biraz bozulur gibi oldu. Basşah'ı aldın gönülsüz girdi oyuna. Ya niye bunu yapıyorsun? Sonra diyorsun ki hata bende olur. Hata dedim puan 2 puan kaybettim bu yarışta. Psikolojik olarak. 5 puan devam etsen hiçbir sorun yok. Ya yani psikolojik harp yapıyor Hacı işte. Şimdi psikolojik harpa sokmaya çalışıyor Galatasaray. Galatasaray yönetimi açıklama yaptı. Anlatabiliyor muyum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Okan Hoca'ya yazar. Hiç kimseye yazmaz. Bu kadar basit. Bana Kerem Demirbay top kaybedecek. Sara Kerem'den daha oynarken oyundan çıkacak. Evet Kerem Demirbay kalacak. Kaan Ayen alıyorsan önlü libero'yu alman lazım. Onu da düşünmüyorsun. Abi Yelert'e inanmıyorsan oynatma kardeşim. 9 milyon vermişsen Ocak ayında oraya bir tane sabek koy. Barış'ı oynat. Kaan Ayen oynat. Kim oynatırsan onu oynatma abi. Oynatma kusura bakma ya. Sen Yelert'i arkaya şallayı ön tarafa koyuyorsun. İlk işte birbirlerini tanımıyorlar. İlk kez bir maçta yan yana oynuyorlar. Ya birini deneyimli koyacaksın ön tarafı acemi olacak. Ya ön tarafına deneyimli arka tarafına acemi koyacaksın. Biri gelecek yardım edecek. Bari barışı koysaydın da gelip Yeler de yardım etseydi sağ tarafta. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili Koray. Hiç maç bitmiş. Kamyon devrilmiş, berabere kalmışsın. Hata bende. Hatalar yaptım bazı oyuncular. Ya geç yapmayacaksın bunu. İki sene şampiyonmuş bir teknik direktör. Nasıl Fenerbahçe maçında ve Paok maçında doğruları yapmışsa böyle bir maçta yanlışları yapamaz. İstikrar gerekir bu işte. Yani bir de bir taraftara şunu söylemeye çalışıyorum. Ser, şeyde Sosyal medyadan açıklama yapmış Mustafa. Beyler yapmayın ya. Mustafa bu kulübün efsanesi. Az kaldı diye. Adama maçtan sonra tepki mi gösterdiniz yediği golden sonra? Futbolculara göstermiyorsunuz, Mustara'ya gösteriyorsunuz. Yapmayın bunu ya. Bu nasıl bir taraftarlık? Bir de şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray taraftarına da bir sistem ediyorum. Tabii. Şöyle sistem ediyorum. Maçı tiyatroda gibi seyrettiniz. 3-1 olunca keyif oldunuz. Geldiniz. Ya siz oyunu okuyan bir grup yok mu? Bir kişi Torayra diye tempo tutsa Torayra oyuna girecek. Fenerbahçe İrfan Can diye oyuna giriyor. He? Bağırıyor. Öyle değil mi? Beşiktaş'ta kim varsa onu çağırıyor. Bazen taraftar kulübü uyuyabilir. Reflekste geri kalabilir. Taraftar da uyanık olacaksın. Bazen orta sahadaki oranın çöktüğünü gördüğün anda sen Torare'yi davet edeceksin oraya. Kusura bakma. 45 dakika ikinci 45'te Sanchez'te Torare'de oynandı. 5 günlük liga maçına çıkamayacaklarsa o zaman futbolculuğu bıraksınlar ya. Böyle şey mi olur? Senin kendi evinde puan kaybetmen hata. Deplasman hakkını kaybetti. Bir deplasmanda berabere kalma hakkın olabilir. Ama evinde hakkın yok. Kasımpaşa'ya 3-0 öne geçip de 3'e geliyorsan o zaman ben seni sorgularım hocam kusura bakma. Dersine iyi çalışmamışsın. Sen de Layla Olom yapmışsın derim. Maçtan sonra çıkıp da açıklamalarında e, ben hatalıydım, şuydum, girden oyuncular. Nedir onu? Sen soktun oyuncuları. Sen değiştirdin oyuncuları. O zaman hiç oyuncuya kızma. Hiç oyuncuya kızma. Hata tamamen sende. Ben sana yüz, yüz sana yazarım bu işi. Pauk maçında ve Fenerbahçe maçının galibiyetine seni alkışların Büyük katkım var. Büyük etkin var. Ama Kasımpaşa maçına çıkardığın kadro hatalıydı. Düzeltmeyerek bir daha hata yaptın. Üçüncü hatayı da oyunu bazı oyuncular karşılığını vermedi oyunun deme hakkın yok. Galatasaray'ı toparlayalım o zaman. Beşiktaş'a geçelim Güven abi. Oyuncu tercihleri nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'a ilk taraftar tepkisini Ajax maçından sonra gördü. Orada da özellikle sosyal medyada ve çevremdeki Beşiktaşlara baktığımda hocanın kadro konusunda yanlış yaptığını düşünüyorlardı. Ama Beşiktaş o 4-0'lık ağır yenilginin ardından Kayseri'de galip geldi. Hatta Beşiktaşlı yöneticilerin söylemiyle, yeni taraftarların görüşüne göre hakemin aleyhlerindeki ciddi hatalarına rağmen kazanmayı başardı. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Bir defa şu Ajax maçındaki 4-0'lık yenilgiyle biten Ajax maçındaki performans artık Kayseri'deki ilk devredeki performans bana dedi ki, sahadaki futbol Beşiktaş'ın ee, rotasyon kaldıracak bir kadro zenginliği yok. Bunu zaten düşünüyorduk. Bu sefer de bu maçlarla da belgelendi. Neden? Ee, Svensson'la Onur Sabekler hastaydı, oynatamadı Kayseri'de. Sol bek Masuaku cezalıydı, oynatamadı. Ee, bu şeyler. Al orta sahada e, sakattı, Yoktu. <laughs> oynatamadı. Bu dört adamın yokluğunda Beşiktaş iki sağ birden olmayınca Raşika'yı sağ e çekti. Onun önünde de Mario'yu oynattı ki tam orada bile oynamadı adam. Bütün sağ taraftaki bütün işleri Raşika yaptı. <laughs> Raşika'ya hemen parantez açalım ki Beşiktaş herhalde bir de sağ kazandı. Yani <laughs> sıkıştığı zaman hani Necip nasıl e, her işe koşuyorsa, Rochester'da evet. o bek yani kaç yer maçındaki performansına göre e, söylüyorum tabi. E, orta alanda orta alanda bir Onana tercihi var. Onana tercihi beni çıldırtıyor yani bir futbol sever olarak çıldırtıyor çünkü Onana'nın Beşiktaş'ta oynayacak bir futbolcu olmadığını düşünürken en önemli yerlere Ona görev vererek yani. E, bir bomba koyuyor sanki Broncos. Ona nasıl top oynuyor? <laughs> topu ayağına geçirdiği zaman herhangi bir şekilde boşlukta bekliyor zaten. Dar bir alanda oynuyor. O topu ya geriye kaleciye veriyor ya yandaki en yakındaki arkadaşına veriyor. Başka bir işi yok. Yani o oyuna pozitif hiçbir katkı yapmıyor. Nasıl tercih ediyor onu anlamıyorum. Hani ne bileyim Endor vardı bu maçta da tabii orta sahada Masuaku yokken e, 11'de kullandı. başladı. 11'de başladı ki Endur'da e, şeyden e, Onana'dan çok daha iyi bir e, şey e, performans gösterdi. Beşiktaş'a ondan daha yar, yararlı olacağını belgeledi. Sol tarafta Semih'i konuşmak istiyorum. Semih Beşiktaş'ta çok önemli bir sorunu çözecek diye bekliyoruz. Ama Semih gittikçe bir hatadan kendini sıyıramıyor. Nedir o? topla buluştuğu anda illa bir es yapıyor. Topla çabuk hareketlenmiyor. Sanki hadi gelin gelin başıma benim ben benden bu topu kapın diye ben sanki öyle bir şey var. Futbol dili var öyle gösteriyor. Basıyor topu bekliyor iki kişi kapatıyor. Çoğu zaman kenarda çizgide de olduğu için bu defa çizgi ve iki rakip onu e, kıskaca alıyorlar. Topu e, kaybediyor. İlk topla oynamayı bir öğrense ki Bronkost'un da bu yani benim gördüğümü görmüş olması lazım. O çocuğu da uyarması ve buna alıştırması lazım ki o zaman bir immobile gibi e, performans gösterecek bir e, forvet kazanabilir Beşiktaş. Ben Sanki Kemal o abiye. öyle e, yok gibi davranıyor. Bir de e, zaman daraldı diye özete giriyorum. Şey Cua e, Mario çok şey beklenen bir oyuncuydu fakat ben onu o performansını hala Beşiktaş'a verebildiğini görmüyorum. Yani e, kenarda mı faydalı olur, ortada mı faydalı olur, daha onu bile e, kararlaştıramadık. Yani pek e, verimli bir futbolcu değil şu ana kadar. Evet. Bu aşamada sık sık maçların oynandığı bu aşamada ki Perşembe günü şey var. Frankfurt, Aintra, Frankfurt maçı Frankfurt var. Maçı Oradan var. tekrar Gaziantep'e gidecek Beşiktaş. Doğru. Ondan sonra bir milli maç arası var. Ondan sonraki 20 günde 6 tane maçı var Beşiktaş'ın. Bu işte gene şeyler var arada. E, Avrupa Kursu evet. maçları var. O dönemde Beşiktaş e, 6 tane maçın sanıyorum 4 tanesini İstanbul'da oynayacak. Galatasaray ve Başakşehir deplasmanları da var ama İstanbul'da kalacak. Belki o dönemde biraz daha toparlar toparlayabilir. Kemal abi sen Beşiktaş'ı nasıl buldun? Ona ana ben... konusu var. Salih çok süre almıyor. Şöyle Salih'i zaten güvene katılıyorum. İlk 11'de tabii ki sakat arızalı bir şey değilse oynatırım. Bir de bu Semih denen genç arkadaşı sol kenarda oynatın ilk 11'de kardeşim. Demoralize ediyorsunuz adamı. Adamın en büyük özelliği çok iyi adamı geçiyor. Oradan ortasını yapıyor öyle diyelim. Yani Coşkun abi özarı kızardı da orta değil pas derdi. Onu da yapıyor. Bir de içeri girip şut da atıyor kaleye. Sağ ayağından. Ve adam 65. dakikada oyuna sokuyorsun sağ kenarda. Ya yapmayın ya. Ya bunlar genç adamlar ya. Bunları siz 10 sene kullanacağınız ya. 3-5 maç değil. Yani onu vurgulayayım dedim. Zamanımız Çok konuşuluyor az. çünkü bu. Ben zaten onu söyleyecektim. Milli takıma montelli almadığı zaman Beşiktaş'tan ciddi tepki gelmişti ama şimdi Beşiktaş'ta yeterli şansı bulmuyor. İşte Burada abi, bir sol, zıtlık yok mu diyenler de var. Sol kenarda oynatırsan ben Semih'in takıma çok daha yararlı olacağına inanıyorum. Yani. Genel olarak Beşiktaş'ı nasıl buldun Kayseri karşısında? E şimdi şöyle Koray'cığım bir lig maçı hele ki deplasmandaysa kazandıysanız mesele yok. Kazandıysanız mesele yok. Efendim iyi oynadınız, kötü oynadınız, orta şekerliydiniz onlar başka şeyler. Puan maçı. Özel maç olsa ee, ee, yani yenilsen ne olur. Puan maçı. Bak üç puanı aldın yukarı çıktın. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın bir maçı eksik. Evet, evet. doğru. Onu kazanırsa bye Galatasaray'da bye, aynı puanda. Bay maçı eksik. Bay maçı, i̇şte, maçı işte eksik. bir hafta bay geçti. Hayır yani Galatasaray'da aynı puanda olacak. Oynayıp da kazanmış olacak. Galatasaray'da yani. bay olunca aynı puana gelir. Kazandırma. Kazanırsa ha, Beşiktaş. Kazanırsa, yani tabii. Tabi. Eh, e, yani, yani, şu an 16. Fenerbahçe de 16. Ama Fenerbahçe 7 maç oynadı. Galatasaray 7 maç oynadı. Beşiktaş, 19 6. puanı var. Beşiktaş 6 maç oynadı Beşiktaş Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanırsa puanları eşitlemiş olacak Galatasaray'la evet yani benim burada Beşiktaş'la ilgili yapacağım vurgu özellikle Semih üzerine e, o kadar da, ağır yenilgiyi bekliyor muydun nerede? Avrupa'da Ajax karşısında şimdi şöyle onu ben burada geçen programda da söyledim her tarafını açamazsın Ajax'ta Hollanda'da oynarken her maçın bir kendine göre özelliği vardır. Rakibinin evet. bir özelliği vardır. Sen orada oyunu ekonomik oynayacaksın güç olarak. Ama sen Ajax'ta da oynarken olup oynarsan Ajax seni çok fena yapar. Bu kadar basit. Ben bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Evet. Çünkü Bizde yorumlar yapılıyor, yazılıyor. E ben de işte bu ne biçim futbol. Ben bilmem kardeşim maç biter tabelaya bakarım. Doğru. Teşekkür ediyorum. Çok takdir ettiler. Harika oynadık, dört yedik. Oh oh maşallah maşallah. Bugün iki tane hata var. Bitireceğim bu, bu arada Burak çok az Burak Yılmaz'ın o genç oyuncuyu orta sahada Beşiktaş'a karşı oynatması hata yaptı ya. Hı hı. Bir iki Van da Ajax'a karşı. Ee, Onan öyle çıktı olur, ya. Oynatması evet, doğru evet. bir şey değil. Zorlu deplasmanlarda. Bazen teknik adamların verdiği bu ya tutarsa mantığı kulüplere zarar veriyor. Tabii. Oyuncuları da psikolojik evet. olarak olumsuz etkiliyor. Aynen. Teşekkür ediyorum. Levent Üzemen. ağzınıza sağlık. Kemal abi, Güven abi sizin de ağzınıza sağlık. 90 ayı nokta alıyoruz efendim. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.